Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında bir birlikteyiz ve Nebe suresi üzerinde sohbet ediyorduk ve cehennemi anlatan ayete gelmişti sıra. Bismillahirrahmanirrahim. İnne cehenneme kânet mirsada. İşte bu arada diyor, diyor kıyameti anlattıktan sonra cehennem de gözetlemekte veya pusuda hazır bekliyor. Cehennem hazır bekliyor pusuda. Ya burada bir münakaşaya girmek değil de e, cehennem yaratılmıştır hazırdır. Cennet de öyledir. Bazıları daha işte yaratılacaktır ama bu ayet-i kelimelerin anlatış biçimine falan aykırıdır. Cehennem pusudadır bekliyordur. Başka ayetlerde de biliyorsunuz yani cehennem bir de bakmışımız barizleşmiş, orta yere çıkmış, hortlamış. Burada da aynı anlam var. İnne cehenneme kânet mirsada cehennem rasathanenin hani rasathane buradan geliyor. Mirsat rasathane yani gözetleme yeridir. Yani gözet diyor cehennem kendine gelecekleri gözet diyor. Tabir caizse yani benzetmek olmasın aynen kendine gelecek avı, avına düşecekleri bekleyen bir yani şey gibi e, yırtıcı gibi beklemekte öylesine yani uzakta da bile olsa gözünden kaçmayacak böyle bir şey yani. Öyle yani sadece kendisine geleni içine almadı biliyor. Kim kendisine atılacak, kim layık o cehenneme onu biliyor. Öyle bir gözetleme pozisyonundadır cehennem buyuruyor Allahu Teala. Litta me aba hemen küçük küçük iki kelime ama çok ilginçtir. Littâgîne, tuğya nedenlere, azgınlaşanlara, tağutlara, özellikle tuğya nedip, azıp kuduran özür dilerim, yani böyle günahkarlara son durak olarak bekliyor. Littâgîne me'âbe, tuğya nedenlerin, azanların son durağıdır cehennem. Gelecekleri yer orasıdır. Burada kısaca tuğyana şunu ilave edelim anlayı daha iyi anlayabilmek için. E, muhterem müminler tuğyan belası dışarıya taşan demektir bir anlamda. Yani kendi kendini yiyip bitirin diye de tuyan başkalarına azıp kuduran, onları egemenliğine almak isteyen, tağutlaşıp onları kendine taptırmak. Bu yani bu tür kişilere tağut denilir. Tuğyan budur yani. Tuğyan yani dışarıya taşmaktır gavurluğunu, zulmünü, kötülüğünü dışarıya taşınan insanlar tuya nedenlerdir, tağutlardır. İşte onların varacakları son duraktır bu cehennem. Littaginem abe labisine fiha akaba orada diyor asırlarca yani öyle yüzyıllarca mı dersiniz sonsuz orada öyle kalacaklar onlar yani sonsuza dek yani bu öyle bir rakam ki sonsuza dek orada kalmak üzere. Evet cehennem onları son durak yeri olarak orada bekliyor. Ne var orada? La yezugune fiha berden ve la şaraba. Orada ne böyle bir serinletici bir içecek var. Yani ne bir şey var, şarap var, yani ne bir meşrubat var, ne bir içecek var, ne bir serinletici bir şey var. Yani rüzgar olsun, buz olsun, kar olsun, soğuk olsun, hiçbir şey yok orada diyor. Yani hep ateş. Ateş orası. Evet, öyle bir yer. Ve orada, yani asırlarca onlar orada kalacaklar. Ha, orada e, içecek falan yok dedik ya diyor. Var. Ne var? İlla hamimen ve gasega. Orada kaynar su vardır, irin vardır, iltihap vardır. Artık yani o yara, yananların yaralarından, bilmem etlerinden damlayanlar, birikenler var ya şöyle gözünüzün önüne getirin. Onlar var diyor. Orada diyor eğer içeceklerse içecek olarak onlar var. Başka surelerde de öyle içecekler vardır ki yani ne bir serinlik verir yani ancak diyor parçalar diyor. Bağırsakları parçalar. Yani böyle Allah muhafaza anlatılmayacak böyle kötü bir durum var orada buyuruyor. Cezaen vifaka. Bu şey ha yani uygun bir ceza. Zannetmeyin ki Allahu Teala haşa zalimdir. Ve efendim bu ceza biraz bu şeye fazla yok fazla değil. Fazla değil. Bir bilsek suçumuzu yani cehennemlikler ne büyük cinayetler işlediğini bir bilseler bir farkına varsalar ha onun için Allahu Teala'nın zalim olmadığını, haksızlık yapmadığını, verdiği her cezaim, ta, cezanın tam uygun olduğunu. Hatta hatta yani daha da yani hele hele cennete girenler yani büyük bir mağfiretle fazladan Allahu Teala'nın lütfuyla tabi caizse torpiliyle girmişlerdir. E cehennemdekiler de ha tamamen Allahu Teala'yı öfkelendirdikleri için yok. Cezaları odur. Tam cezaları. Ceza, ceza en mifaka tam muvafık bir ceza tam dengi dengine bir cezadır. İnnehum kanu la yercun hisaba. Çünkü onlar yaptıklarının hesabını beklemiyorlardı. Bir gün hesap vereceklerini beklemiyorlardı. Bir gün hesap gününün geleceğini hesap etmiyorlardı. Beklemiyorlardı. Ummuyorlardı. İşte onun cezası budur. Ve keze bu bi ayatina kizaba. Ayetlerimizi de yalanladıkça yalanlıyorlardı. Yani burada ayetlerimizi yalanlıyorlardı da demiyor da ilginçtir. Yani yalanladıkça yalanlıyorlardı. Yani bir defa değil. Yani bir defa efendim söyledik de inan yok öyle de. Bizim ayetlerimiz hep onların önünde gelip geçiyordu. Her gün izliyorlardı. Yani gerek Kur'an ayetlerini gerekse benim demin bu surenin başında saydığım Hepsi benim ayetim mi? Güneş benim ayet, ayetim, ay benim, yağmur benim ayetimdi, bitkiler benim ayetimdi, her şey. Onların hepsini yalanlıyorlar da bunlar. İşte onun için onun cezası da budur. Fazla zannetmeyin. Evet. Ceza el nifaka. İnnehum kânû lâ yercûn hisâbâ ve kezzebû bi ayatina kizâbâ ve kulle şeyin asaynâhu kitâbâ. Ve biz, bize yazıyordu biz de hepsini kaydediyorduk. Onların yalanlamasını, nankörlüklerini, Allahu Teala ile bir gün karşılaşacaklarını, reddetmelerini, inkar etmelerini her şeyi biz kaydediyorduk, yazıyorduk ve işte ne oldu? Bugün her şey ortaya çıktı. Buyurun. Her şey ortada ve her şey birbirine uygundur. Hiçbir yanlışlık yoktur. Yani ya acaba yani şu dünyada dikkat ederseniz en çok konuşulan şeylerden birisi ya bu, bu, bu adam bu cezayı hak etti miydi ya falan. Veya bu adamın cezası bu mu olmalıydı? Hep itiraz ederiz. Niye? Beşeriz. Yani bilerek veya bilmeyerek hep adaletsizlik yaparız. Çoğumuz böyledir. Yani en adil olan insanımız bile nedir? Yani hata ediyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyin. Yani meşhur bazı olaylar var, hadisi şerifler var asr-ı saadette vuku bulan. iki kişi geliyor ya Resulallah diyor ben bundan şikayetçiyim diyor. Biz birbiri, birbirimizden şikayetçiyiz diyor. Ve anlatacaklar dertlerini. Onlar da dertlerini anlatmadan Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi beni dinleyin diyor. Hanginiz diyor tabir caizse çenesi kuvvetliyse hanginizin böyle inandırıcılığı ikna edici fazlaysa ben ona inanır ve ona göre hak veririm diyor. Ona göre hüküm veririm diyor. İyi dikkat edin. Efendimiz kalpleri falan bilmiyor. Yani şöyle demiyor. Siz gelmeden ben, Rabbim bunu bana gösterdi. Hanginizin hak hangi... Öyle demiyor. Bilmiyor. O bir beşer. Siz bana geldiniz. Şimdi davacısınız ikiniz de. Ne olacak? Anlatacaksınız. Ben ne yapacağım? Ben de bakacağım. Hanginizin delili güçlü? Hanginiz beni daha çabuk ikna etti? inandırdı beni inandırıcı oldu sözleri e ben ona göre hüküm vereceğim ama yarın Allah'ın huzuruna varacaksınız o zaman yeniden sıfırdan yargılanacaksınız ve o hükmünü verecek size deyince kardeşler iyi dikkat edin bu iki sahabe var ya öyle o, kala kalıyorlar orada ve önce birbirine bakıyorlar ve aynen şöyle ya Resulallah biz birbirimizden davacı değiliz. Bir şey demiyoruz. Öyle bir geldik diyorlar ve oradan kaçıp gidiyorlar. Niye? Ahiret öyle geliyor ki gözlerinin önüne. Niye? Yani beşer. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam da belki hata yapar. Hatadan ziyade gücü o. Torpil yapmaz evet. Gücü o. Yani kim güzel anlatırsa ona göre hüküm verir. Öteki anlatamamışsa bakıyor ki onun delili zayıf anlatamıyor, şey yapamıyor. Bu kadar o ben de nedir bana anlatılana göre ben hüküm veririm dediğinde ikisi de korkuyor. İkisi de böyle titriyor ve orada tabi caizse dizlerinin bağı çözülüyor ve biz gidiyoruz ya Resulallah. Biz gelmedik buraya. Biz sana bir şey demedik. Biz gidiyoruz buyuruyor ve oradan gidiyorlar. Onun için nedir ve kulle şeyin asaynahu kitaba. Fezuqu felen nezidekum illa azaba. Bitti diyor kafirlere. Yani burada sizin azabınız artırılır. Başka bir şey olmaz. Ha? Yani artık kıyamet günü konuşmanız, bağırmanız, çağırmanız eyvah yok. Siz diyor kötüye gider, iyiye gitmez. Bunu bilin diyor. Yani artık buraya gelmişsen çünkü Allahu Teala böylesine adaletlidir, yazmıştır, çizmiştir, önümüze koymuştur her şeyi. Evet. Muhterem kardeşlerim, şimdi işin güzel yönü. Haşa öteki kötü mü yok? Orada kötüler anlatıldı ya onun için diyorum. Şimdi gelelim innelil muttaqine mefaza. Evet. Müttekiler için bir fevz, fevzü necat bir kurtuluş vardır mutlaka şüphesiz. Onlar kurtulacaktır buyuruyor. Kim? Müttekiler. Bu da ayrı bir olay. Müminler demiyor. Zaten daima kitabımızın başında Elif la mim kitabı la raybe fi hüdellil müttegin. müminin demiyor. Haşa o mümin kelimesini basit küçük gördüğümüz için değil. müttaki olmak müminin birinci vasfıdır. Yani Allah'ı hesaba alan insanlar. Allah'ı Allah-u Teala'nın huzurunda onun bizi hesaba çekeceğini hesap eden, Allah'ı kale alan, Allah'a dikkate alan insanlar, müttakilerdir bunlar. İşte onlar diyor. Onlara kurtuluş vardır. Bu var ya, e, bu müttaki meselesi çok yerde böyledir. ha. Allahu Teala hep müttakilerin kurtulacağını söylüyor. Bununla bir işi yokuşa sürmüyoruz. Ha, bazıları yokuşa sürüyor. Ne diyor? İşte müttaki olmanın şartlarını çok fazlalaştırıyorlar falan hatta veli evliya kelimesini de eğer buna katarsak ela inne evliya Allahi la khaufun aleyhim ve la hum dikkat edin Allah'ın velileri onlar için ne bir korku ne bir hüzün var. Kim bunlar? Kimmiş veliler? İşte efendim şöyle keramet gösterenler şu kadar gece işte şunu onu demiyor Allahu Teala. Ellezine amenu ve kanu yettekun. İman edenler ve Takva sahibi olanlar var ya onlar kimmiş bunlar? Allah'ın velileridir. Onun için gelin Allah'ın velilerinin kadrosunu biraz geniş tutalım. Öyle bir iki kişiye şuna buna tahsis etmeyin. Bu bizim aleyhimize olur yani. Allahu Teala inşallah içimizden hiç tahmin etmediğimiz çok 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 kardeşimiz inşallah velilerinin içerisinde haşrü cemeyler. Yani bu kadro bizim anladığımız kadarı çok ha öyle küçük değil yani büyük bir veli kadrosu vardır, evliya kadrosu vardır. Yani bunu böyle bilelim ve iyimser olalım. Onun için nedir? İnnelil müttegine, müttegiler onlardır. Onlar için nedir? Bir kurtuluş vardır. Onlar kurtulacaklardır. Hadaika ve anaba. Onlar var ya, bağlar, bahçeler, üzümler içerisindedirler. Yani dünyanın en güzel yerleri neyse, ahirette de işte o şekilde Bağla zaten cennet demek genellikle muhterem izleyenlerim kardeşlerim cennetin bir e, kelime anlamı üzeri örtülü olan neden işte özellikle yeşilliklerden ağaçlıklardan dolayı üzeri örtülü olduğu için cennet denilir bahçelere de bu dünyada yani çoğu zaman Arapçada cennet denilir İşte öyle yerlerde olacak bunlar yani üzümlerden bağlardan bahçelerden ve kevaibe etraba Burada bazı mealcilerimiz bu kelimeyi işte huya ne bileyim utandıklarından mı? Yani edep anlamındaki utanma değildi. Yani bazı feministlere karşı falan şey yapmak için. Hayır. Allahu Teala burada e, genç kızlardan bahsediyor. Hurilerden bahsediyor. Hurilerden bahsediyor. E, bahsetsin muhteremler. Olsun yani. Niye olmasın ki? Bu dünya bundan dolayı kana bulanmıyor mu? Yani bu dünyada bütün rezaletler, savaşlar, bilmem ne büyük bir kısmı yani bu bayanlar yüzünden yani o kötülüklerinde de yani bayanlara sahip olma. Bayanlar yani veyahut da mevcut bayanları kaçırmama sahip olma adına olmuyor mu? Onun için mümin eğer bu beladan bu dünyada uzak kalıyorsa, sabrediyorsa, nefsine hakim oluyorsa müsaadeniz öbür tarafta bunun yani bu e, bayanlar için de böyledir. Namusuna, izzetine sahip oluyorsa bu dünyada e, bırakın öteki dünyada Allahu Teala bunlara güzel güzel eşler versin yani. Vermesin mi? Vermez, verecek elbette. Bu dünyada yani nefsine hakim olan, kötülüklerine hakim, kötü duygularına hakim olan sabreden yani bir mümin müsaadenizle cennette bunların en daha güzeliyle, en hahasıyla mükafatlandırılsın. İnşallah yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Yani kim bunlar, kim bu bayanlar? Öyle bayanlar ki ister orada huri olarak yaratılmış olsun, ister bu dünyadan giden bayanlar olsun. Ama bir özellikleri var. Nedir biliyor musunuz? Nedense insanımız fazla dikkat etmiyorlar. Lem yat mishunne insun gablehum ve la can fe bi Onlara diyor o cennetteki bayanlar var ya onlara diyor ne bir göz ilişmiştir ne bir el ilişmiştir. Hiç ona dokunulmamıştır. Buradan biz bir şeyler çıkarabiliriz aziz ve muhterem kardeşlerim. Yani ezvacun mudahheratun derken onlara temiz temiz eşler var. Bu temiz eşler üzerinde bir biraz durmalıyız muhterem kardeşler. Temiz eşler neden? Elbette. Yani sadece su ile temizlenmek değil. Hiçbir şey dokunmamış onlara. Kimsenin yani gözü değmemiş. Ne bir cin ne bir ins diyor. Onlara hiç temas etmedi. Dokunmadı. Ne göz ne el. Aslında biz buradan şöyle bir delil çıkaramaz mıyız? Yani Allah katında en temiz kadın, bayan bu dünyada kimsenin özellikle tabi haram olanların gözünün ilişmediği, elinin dokunmadığı bayanlardır desek yanlış mı bir fetva vermiş oluruz? Yanlış bir içtihatta mı bulunmuş oluruz? Madem ki öteki dünyada öyle anlatıyor Rabbimiz bize. Tabir caizse yani bize sunacağı eşleri böyle pırıl pırıl anlatırken bu şekilde anlatıyor. Herhalde bu dünyada da en güzel, Allah katında en iyi bayanlar kimlerdir? Yani yabancı gözlerin, yabancı ellerin dokunmadığı, ilişmediği bayanlardır dersek herhalde hata etmemiş oluruz. Bunu da böyle bilirim veya kimse bunun zıttını da söyleyemez. Onu da belirtelim. Evet, bunlar nedir? Orada Allah-u Teala'nın müminlere ikramıdır. Başka? La ismaun fiha la gawan onlar orada hiçbir e, yalan söz duymayacaklar. Kötü söz duymayacaklar. Yani bunun ne büyük mükafat olduğunu yani ben çok sohbetlerde dile getiriyorum da muhteremler. Bu az bir nimet değildir. Yani bir insanın kulağının böyle kötü şeylerden uzak kalması Öyle az bir nimet değildir ha. Palavra dinlememesi, hakaret dinlememesi, kaba söz dinlememesi, yani bunlardan uzak kalması, yani Allahu Teala'nın bir büyük lütfudur ha. Bunu böyle bazı nimetlerin kadri kıymetini bilmiyoruz. Ben bu örneğe veririm. Bana deseler ki ya sen bir suç işlemişsin. Böylece bu örnekle de sohbeti noktalayalım. Deseler ki bana sen bir suç işlemişsin sana bir ceza vereceğiz. Nedir? İşte sen ee, bir gün seni zindana mı atalım? Üç gün o zindana atacağız seni 24 saat. Orada kalacaksın. Yoksa seni bir bazı insanlar var. Onların içerisine koyacağız. Ağzını bağlayacağız. Kulaklarını açıp hep onları dinleyeceksin. Ben buradan kaçarım Allah'a sığınırım yani. Giderim zindanda ne yaparım? Namazımı kılarım. Rabbimi zikrederim. Böyle. Yani bunu şunun için söylüyorum. İnsan bazen ister istemez var ya böyle kötü konuşanlar, çirkin konuşanlar, ayıp konuşanlar, yalan konuşan insanların içine bazen yanlışlıkla düşüyor, kaçamıyor. Şurada, burada biraz geçiş son zamanlarda medenileştik de yani ben öyle otobüs yolculuklarım oldu ki yani Allah ya cehennem azabı gibi olurdu. Arkadan önden iki kişi yani konuşur lüzumsuz şeyler, daha lüzumsuz şeyler ha daha günah bir tarafa. Yani öyle lüzumsuz şeyler basit anlat anlat biraz Biraz şu son zamanlarda ede medeniyle biraz sessiz konuşuyorlar da hafiften rahat ediyoruz. Onun için muhteremler la yesmaun fiha lagban melakizaba denilince orada duracaksınız. Bunun büyük bir nimet olduğunu anlayacaksınız ki cennetinde kadri kıymetini bileceksiniz. Allahu Teala bize verdiği nimetleri hakkıyla idrak eden, anlayan, şükreden, isteyen kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Adil ve muhterem kardeşler